Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Canım Ablam. Elif ile Zeynep birbirini çok seven iki kardeşti. Elif, Zeynep'ten birkaç yaş daha büyüktü. Anneleri onlara her zaman birbirlerini çok sevmelerini, birbirlerine güvenmelerini, zorluklar karşısında birbirlerine destek olmalarını söylerdi. Onlar da annelerinin sözlerini dinler, birbirlerini hiç üzmezlerdi. Günler bu şekilde mutluluk içinde geçerken bir gün anneleri hastalandı. Birkaç gün hastanede kalması gerekti. İki kardeş de bu duruma çok üzüldü. Komşulara Ayşe teyze anneleri iyileşene kadar onlarla ilgilenmek için Elif ile Zeynep'i kendi evine götürmek istedi. Ayşe teyze güvendikleri bir komşu olduğu için çocuklar anneleri iyileşene kadar Ayşe teyzenin evinde kaldılar. Ayşe teyze çocuklara annelerinin yokluğunu hissettirmemek için çocukların sevdiklerini bildiği yemekleri yapmıştı. Ayşe teyzenin çocukları da Elif ve Zeynep'le birbirinden güzel oyunlar oynamışlardı. Ama Zeynep'in üzüntüsü yüzünden okunuyordu. Elif kardeşinin kendisi gibi üzgün olduğunu fark edince kardeşini kucaklayarak ona şöyle dedi. Canım kardeşim, sakın üzülme. Ben seninle beraberim. Bana her zaman güvenebilirsin. Zeynep de ablasını kucaklayarak "Biliyorum ablacığım, iyi ki varsın," dedi. Zeynep'in üzgünlüğü az da olsa gitmiş, yerini sevimli bir gülümseme almıştı. Ablasının yanında olması, ona sarılması, ona destek olması Zeynep'e güven veriyordu. Kısa süre sonra anneleri iyileşerek evlerine geri döndü. Hikayemiz burada sona erdi. Unutmayalım sevgili çocuklar, Allah güvenilir insanları çok sever. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.